VP Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün işleyeceğimiz konu yorumlarda bana sıkça dile getirilen çocuk eğlence kanalları nasıl geliştirilir? Biliyorsunuz ki YouTube'da arama yaptığınız zaman çocuk kanalları nasıl geliştirilir diye YouTube'a bir arama terimi yazdığınızda bununla alakalı video çıkmadığını göreceksiniz. Elbette ki bunun bir sebebi var. Bunun sebebi biliyorsunuz ki kopya yasası ve çocuk kanallarının gerçekten olayının zor olması. Bu sebepten ötürü çoğu eğitim kanalı bugüne kadar VP Eğitim kanalı da dahil bu olaya girmemişti. Ancak çok fazla istek var. Biz de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmak amacıyla bu videoyu çekeceğiz. Umarım işinize yarar. Şimdi bir kanaldan örnek vermek istiyorum. Kendisi bize üye. Yaklaşık bir 15-20 günlük bir üyeliği söz konusu. Nereden nereye olduğunu hem birlikte göreceğiz hem de yaptığınız hatalar, bunları nasıl düzeltiriz, nasıl etki eder bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi diyelim ki bir çocuk kanalı kurdunuz. Öncelikle bilmeniz gereken nokta şu. Rekabet had safhada. Birazdan göstereceğim size SEO skorlarını. Rekabet had safhada ne demek? Yani çok fazla çocuk kanalı olduğu için insanlar şöyle bir algıya kapılıyor. O zaman çoksa, çok izleniyorsa ben de çok izlenirim. Hayır. Eğer bir şey gerçekten haddinden fazla izleniyorsa rekabet var demektir. Sizin de o kadar izlenmeniz için daha fazla çaba sarf etmeniz anlamına geliyor. Rekabet kısaca bu şekilde. Peki ne yapmam gerekiyor? Öncelikle kendi kanal düzenimi doğru kuracağım. Kendi kanal düzenimi doğru kurduktan sonra da bulunmak için bazı şeyleri düzgün yapmam gerekiyor. Nedir bu kendi kanal düzenim? Şimdi her şeyden öte çocuk kanalınızı kurduktan sonra şuradaki hakkında kısmını anahtar kelimeyle doldurmanız önemli. Ve burada da küçük bir taktik diyelim. Özellikle üst sıraları. Yani ilk başladığınız açıklamaya olan ilk birkaç satır gerçekten anahtar kelimeyle dolu olması kanal bazında sizi bir tık yukarıya taşıyacaktır. Neyden bahsediyoruz? Şimdi benim ismim, ben kendi kanalımdan örnek vermek istiyorum. Diyeyim ki benim ismim VP Eğitim. Ancak ben buraya bir anahtar kelime yazacağım. YouTube Eğitim. Şimdi ben böyle bir anahtar kelime yazdım. Filtrelerden geldim, kanala tıkladım. Baktığım zaman kanalın burada olduğunu görüyorum. İyi de benim kanalımda YouTube Eğitim diye bir isim yok ki. Benim kanalımın ismi VP Eğitim. Şuradan alıyor. Bakın VP Eğitim kanalında YouTube Eğitim seti, YouTube Eğitim videoları diye başlayan ne var? Bir hakkında kısmı var. Özellikle ilk satırları gerçekten önem teşkil ediyormuş. Bunu buradan anlıyoruz. Buradan özetle ne yapacağım? Ben kurmuş olduğum kanalımda anahtar kelime geçireceğim. Peki anahtar kelimeleri nasıl geçireceğim? Genel geçireceksiniz. Yani eğitici çocuk videoları, çocuk şarkıları, kelimeleri örneğin genel kelimelerdir. Benim çocuğumun ismi Mehmet Fatih mesela. Mehmet Fatih ile şuraya gidiyoruz, markete gidiyoruz tarzı açıklamalar yazarsanız sizin çok işinizi görmeyebilir. Genel yazacaksınız. Bunu unutmuyoruz. İlk maddemiz bu. Bir diğeri kanal etiketleriniz önemli. Kanal etiketleri yani şurası video etiketinden hariç. Burası da yine genel bir şekilde yazılmalı. Hatalar var mı? Var. Ancak düzeltilebilir. Şimdi genel etiketler nedir? Eğlenceli çocuk videoları, işte eğitici çocuk videoları, eğitici çocuk şarkıları, çocuk şarkıları dinle, çocuk videoları izle tarzı kelimeler genel kanal etiketleri olabilir. Bunları yaparsanız sizin iyiliğinize olacaktır. Özele kaçtıkça işiniz zorlaşacaktır. Hep genele vurgu yapıyoruz bakın. Bunun sebebini birazdan söyleyeceğim size. Bunun sebebi önerilen algoritmasında bir tık daha eşleşmemizin artması ve öne çıkmamızı kolaylaştırmak için genele baskı yapmanız gerektiğini söylüyoruz. Neymiş? Açıklama kısmını genel etiketle yazıyormuşuz. Önemini gösterdik. Kanal etiketi de yine aynı şekilde. Biraz önceki yapmış olduğum arama gibi anahtar kelimelerle alakalı arama yapıldığında yine kanalınızın bir tık yukarılarda sıralanmasını sağlayacaktır. Bu da benim için gerçekten önemli. Peki başka ne yapacağım? Şimdi bu ikisi benim için şarttı. Yani genel kanal düzenim bu şekilde olacak. Çok fazla uzatmak istemiyorum. En önemli hatalardan bir tanesi küçük resim. Şimdi tek bir örnekle gideceğiz. Şöyle sayfayı aşağı doğru indirdim. Şimdi bir çocuk kanalı kuruyorsunuz. Ve genellikle yorumlar şu şekilde oluyor. Ya işte ben kanalı kurdum 60, 70, 150 tane video attım ama bir türlü olmuyor. Ve gelindiği zaman çok büyük bir kısmı genellikle bu şu an ekranda gördüğünüz görselle geliyor bize. Peki sizlere soruyorum. Çocuk kanalını işletirken ilk önceliğimiz ne olmalı? Şu olmalı. Kendimi, her zaman bu kelimeyi kullanıyorum, 8 yaşında bir çocuğun yerine koyacağım. Yani
Ben bir çocuksam benim dikkatimi ne çeker? Benim algım hep böyle renkli uçan kaçan şeyler çekiyor, öyle değil mi? O zaman bu düşünceyi ben kapak fotoğrafıma gerçek anlamda yedirmeliyim. Yani ben böyle yazılarla falan boğmama çok fazla gerek yok. Çünkü benim kitlem çok ufak, yazılardan ziyade görsellere önem veriyor. Gösterim tıklama oranı da zaten bu anlamda çok iş yapacak. Nedir gösterim tıklama oranı? Tamam, benzer başlık atılacak, benzer açıklama ve video etiketli yazılacak ama önerildiği zaman şöyle bir kapak fotoğrafı küçük kardeşlerimiz tarafından tercih edilmeyecek. Çünkü bir başka kanal böyle uçan kaçan bir ton böyle renkli renkli kapak fotoğrafları yapmış olacak. Benim yerime ona tıklayacak. O zaman kapak fotoğrafları gerçekten önemliymiş. Belki de çocuk kanallarındaki en önemli şey diyebilirim. Bütün halkanın o ilk zincirinin başladığı yer arkadaşlar. Çocuk kanallarında küçük resimler. O zaman şimdi şöyle yapmamız gerekmiyor mu? Biz önce dedik ki çerçeve ekleyin. Mesela ben kendisinin aşmış olduğu yollardan bahsedeyim. Çerçevelerin biraz boğduğunu gördük. Mesela şöyle bir çerçeve ekledi. Bu sefer de ana karakter gözükmüyordu. Dedik ki tamam, çerçeve ekleyeceksiniz. Elinizden geldiğince renklendireceksiniz ama ana karakter nerede? Ana karakter nedir? Yukarıya doğru çıktığınız zaman çok güzel örnekler elde etmeye başladık. Ana karakter videonuzda işlediğiniz ve ilgi çekecek asıl görseldir. Yani örnek veriyorum, bu videoda evde ayı var ya da eve kaplan girdi diye, ne alaka bilmiyorum, hepsi var herhalde. Bir başlığım var değil mi? Yani bir kaplan işlenecek orada. Bu kaplanı işte bu şekilde büyük göstereceksiniz ki dikkat çeksin. İşte kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor diyelim mesela başlığımıza. Bak, kırmızı balık o kadar güzel hazırlanmış ki buradaki küçük kardeşim elinde sanırım yemek mi olmuş oluyor? Yemek diyelim biz, balığın ağzına veriyor. Yani dikkat çekici. Niye? Çünkü bunu ön plana çıkartmam gerekiyor benim. Şimdi sizlere soruyorum. Siz olsanız buna mı tıklardınız? Yani örnek veriyorum. Yoksa şu aşağılardaki görsellere mi tıklarsınız? Bu kadar basit. Siz de zaten kat etmiş olduğunuz yolu göreceksiniz. Ana karakteri öne çıkartacağım. Elimden geldiğince kafamda şu soruyu cevaplayacağım. Nasıl daha çok dikkat çekerim? Çocuk var çünkü karşımda. Bu kadar. Hani bir örnek veriyorduk size küçük resimlerle alakalı. Siz bir caddede yürüyorsunuz. Bir sürü tabela var. Bir cadde, kalabalık bir cadde. Esnafın bir tanesi led döşemiş. İşte tabelasına yanıp yanıp sönüyor diyoruz. İşte bu çerçeveli olur. Görselleri ön plana çıkartmayla olur. Siz de yolda yürürken, eliniz cebindeyken böyle bir kafanızı çevirirsiniz değil mi? Yani bu yanıp sönen ne diye bir bakarsınız. Aslında o tabela görevini yerine getirmiştir. O saatten sonrası benim o tabelada yazan şeye ne kadar çok merakım olduğuyla alakalı. Eğer merak ettiğim bir şeyse, aradığım bir şeyse içine girerim o dükkanın. Bu kadar basit. Siz sadece dikkat çekmeye bakın. Şimdi bunu yaptık mı? Yaptık. Yani neymiş bu maddelerden bir tanesi? Ana karakteri ön plana çıkartacağız. Böyle çocuğumuzun resmini vesaire koymayacağız. Yani baktığınız zaman alakasız, anlaşılmaz şu şekilde kapak fotoğrafları olmaz, olmamalı. Burayı da biraz uzatarak geçelim. Şimdi başlık ve açıklama çok önemli. Başlık ve açıklamadan yine aynı şekilde örnek vereceğim. Şimdi Mehmet Fatih çorba içiyor mesela. Mehmet Fatih çorba içiyor ya da Mehmet Fatih akülü arabaya biniyor. Yine bu akülü arabada bir anahtar kelime var diyelim, öyle ya da böyle. Mehmet Fatih annesiyle oyun oynadı. Hep farkında mısınız? Şahsi başlık atılıyor. Ve bu hataya düşme sebebinizi ben biliyorum. O da şu: bir arama yapıyorsunuz. Arama yaptığınızda çok büyük kanalların şahsi başlıklar attığını görüyorsunuz. Şimdi siz böyle bir arama yapıyorsunuz. Baktığınız zaman işte eğlenceli video, ki bunda bile genel anahtar kelime var. Birazdan geleceğiz. Burada var mesela. Şimdi bakıyor, diyelim ki bir kanalı örnek alıyor. Şahsi başlık atmış ama abone sayısı çok fazla. Ve bir şeye özellikle dikkat çekmek istiyorum. Şuradaki rekabeti görüyor musunuz? Yani had safhada, artık ötesi yok. Çok fazla rekabet var. İşimi zor demektir bu. Birazdan ne yapmanız gerektiğini de söyleyeceğim bununla alakalı. Şimdi baktığınızda yani şahsi başlık atmamız bize çok büyük bir zarar veriyor. Çünkü biz büyük kanal değiliz. Biz elimizden geldiğince anahtar kelime kullanacağız ki bu arkadaşlara benzer, daha farklı kanallarda olur, önerilenlerimiz artsın. Daha sonra da önerildiğimiz zaman küçük resmimiz de kaliteli olacak ki insanlar önerildiği zaman benim videom tıklasınlar. Algoritma bu şekilde çalışıyor. Yani ben büyük olmadığım için şahsi başlık atmamam gerekiyormuş. Peki bu hataları gördük. Yani Mehmet Fatih tren yaptı değil de
Yukarıya doğru çıktığımız zaman hemen şöyle düzelttiğimiz, yavaş yavaş düzeltmeye çalıştığımız daha doğrusu yerlere gidelim. Şimdi çocuk market alışverişinde çocuk market alışverişini slash, hatta ben şöyle bu da olur bu da olur fark etmez. Şundan örnek vereyim. Şimdi kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Kırmızı balık şarkısı genel bir etiket. Bebek şarkıları, işte bebek şarkıları play kit diye uzatmış. Daha düzgün de atılabilirdi. Ancak kötü mü? Hayır. Çünkü başlıklar, burası da önemlidir, İkiye bölünerek atacaksınız. İkiye bölmek nedir? Her zaman söylüyoruz bunu. Sol tarafı özel atabilirsiniz. Yani Mehmet Fatih işte kırmızı balıkla gölde kıvrıla kıvrıla yüzdü yaz istersen. Burası çok önemli değil. Ama sağ taraf ne olursa olsun genel olsun. Genel olacak ki ben ana kategorimde hizmet verebileyim. Yani bunu zaten büyük kanalları araştırdığınızda da göreceksiniz. Bu insanlar neden buraya eğlenceli video yazıyor? Ya da geldiğimizde 3 milyona yakın bir abonesi olan kanal Fatih Selim'in şeklini çıkarttık, robot oldu. Buraya kadar özel aslında. Eğlenceli çocuk videosu yazmasının sebebi genel etiket alması. Her sabah yap şarkısı. Eğlenceli çocuk şarkıları. İşte eğlenceli çizgi filmler diye gitmiş. Devam edelim. Baktığınız zaman hep bu şekilde gittiğini göreceksiniz. Araştırma yaparken mesela bir başka anahtar kelime geldi aklıma. Genellikle ben bir ebeveyn olsam bu şekilde bir arama yapardım. Eğitici çocuk videoları izlederdim. Bir bakıyorum herkes aynı şeyi yapıyor. Yani oyuncak kreşi seçkin bölümleri izle. Çocuklar için eğitici ve eğlenceli videolar diye başlığında kullanıyor ya. Bunların hepsinin bir sebebi var ve ne olursa olsun rekabet had safhada gördüğünüz üzere. Buradan da başlık düzenimizin her zaman ikiye bölünerek atılması gerektiğini gösterebildik mi sizlere? Yani örnek alıyoruz, rakip analizi yapıyoruz, bir şeyler edinmeye çalışıyoruz. O zaman bu başlık kısmında gerçekten bu şekilde atmalıyız. Özel genel, özel genel. Bunu atlamıyoruz kesinlikle ve anahtar kelime geçireceğiz. Ha, bazılarını şunu sorabilir. Ya işte İngilizce ya da bazı kanallar Arapça başlıklarında kelimeler kullanıyor. Ben bunu nasıl yedireceğim? Yani kullanacağınız İngilizce terimleri başlığınızda kullanabilirsiniz. Genel yazacaksınız. Özeli sakın böyle translate'den çevirip buraya yazmayın. Siz buraya normal başlığınızı atın. İngilizce yazacağınız başlıkları genel yazacaksınız. Yani funny kids videos tarzı bu şekilde yazacaksınız. Geldiğiniz zaman yazmış olduğunuz bu çevirileri genel anlamda video etiketinde de kullanabilirsiniz. Burada bir sıkıntı yok. Ama hepsini kalkıp da İngilizce yazmayın. Çünkü siz sonuçta Türkiye'de ya da Türkçe hizmet veren bir kanalsınız. Bunu da atlamamanız gerekiyor. Şimdi başlığı da anladık. Açıklamaya gelelim. Açıklamada ne yazmış? Bu eğitici çocuk videoları izle. Bu eğitici çocuk videoları izle de bebek şarkıları, kırmızı balık vesaire diye devam ediyor. Kırmızı balık 20 dakika, kırmızı balık gördü, kırmızı balık gördü, kırılı kırılı yüzüyor gibi. Aslında birbirini tekrarlayan çok anahtar kelime kullanmış. Bu şekilde yapılmaması gerekiyor. Şimdi nasıl yapacağım? Açıklamayı neye göre yazıyorduk? Açıklamayı başlığımızda olmayıp insanların arayabileceği diğer genel anahtar kelimeler üzerine kuruyorduk. Yani ben burada ne yapıyorum? Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Tamam, bu benim özel başlığım. Kırmızı balık şarkısı bebek şarkıları değil mi? Benim aslında genel kategorim bu. O zaman buraya başlayabilirim. Bebek şarkıları dinle. Eğitici bebek şarkıları. İşte eğitici çocuk videoları izle tarzında cümle de kurabilirim. Anahtar kelime de sıralayabilirim. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir hata bu şekilde olmamalı. Şimdi baktığınız zaman aşırı şekilde alakasız girerseniz size fayda sağlamaz. Tüm tuşlara basıp bölüm geçmek diye bir tabir vardır ya, işte onun gibi oluyor. Bu şekilde yapmanıza gerek yok. Bakın, yani ortalama en uzun, yani şuraya kadar düzgün anahtar kelime barındıran açıklamalar yeterli olacaktır. Burayı da ne demek istediğimi sanırım anlatabildim sizlere. Bilerek yavaş yavaş işliyorum. Videom biraz uzun olacak ama benden çok istek geldi. Ben de atlamak istemiyorum. Şimdi burayı da atlattık mı atlattık. Hashtagsiz kesinlikle video atmıyorsunuz. Hashtag ne demek? Hashtagleri, öncelikle hashtagin ne işe yaradığını söyleyeyim. Siz hashtagin üzerine tıklarsanız sizi alakalı diğer videoların yanına götürür. Gördüğünüz gibi. Böylelikle aslında hashtagler vasıtasıyla rakip kanallarınızı da bulabilirsiniz. Baktığınız zaman buyurun. Değil mi? Kırmızı balıksa bir ton kırmızı balık alın size. Benzer içerik üreten kanal. Hashtagler rakiplerimle gruplandırmada
iş yapıyormuş, gerçekten önemliymiş. Hashtagsiz video atmıyorum ve buradaki gibi genel atıyorum. Mehmet Fatih balıkla oynadı diye hashtag atılmaz. Öyle söyleyeyim size yani. Özel hashtag atmayacaksınız. Genel hashtag atacaksınız ki bu şekilde sizi diğer kanallarla önersin, gruplandırsın. Burayı da anladık mı? Anladık. Şimdi geldik video etiketlerine. Yine en büyük hatalardan bir tanesi bu. Çoğu kanal kanal isimleriyle başlıyor buraya. Bu kanalda da bu hatalar var birkaç videosunda. Şimdi baktığım zaman Mehmet Fatih Tüp. Buraya Mehmet Fatih Tüp şeklinde bölmeler yapmamalısınız. Ve tekil kelimeler kullanmayacaksınız. Yani şimdi bakın bir video atıyorsunuz. Mehmet Fatih'in maceralarına göz atmaya devam edelim. Zaten olmaması gereken başlık. Bakın açıklama yok, hiçbir şey yok. Baktığınız zaman SEO skoru yerlerde sürünüyor. Geliyorum video etiketlerine. Ne var video etiketlerinde? Tekil anahtar kelimeler dolu. Bu bir hatadır. Ve alakasız anahtar kelime olduğunu fark edeceksin. Şimdi size ispatlayacağız. Şimdi abone diye anahtar kelime var değil mi? Follow. Kuş. İşte kuş işliyoruz hadi neyse diyelim. Geometrik diye bir anahtar kelime var. Yani siz buraya gelip geometrik diye bir arama yaparsınız. Geometrik. Ya yazamadım bile. Bunlar çıkacaktır. Çünkü tekil etiket kullanıyorsunuz. Benim yani çocuklara dayalı bir etiket değil bu. YouTube, YouTuber, funny. Hani funny olabilir, önemli değil. Baktığınız zaman gibi. Yani kamyon diye etiket var değil mi? İtfaiye. Bunlar olmaması gerekiyor. Çoğu kanalın hatası da bunlar. Etiketlerinizi, video etiketlerinizi alakalı yazacaksınız. Yani örnek veriyorum. İtfaiye konusu işleniyor diyelim. Olabilir. Çocuk itfaiye ile, ya çocukla itfaiye kelimesini eşleştirdiğiniz iki kelimelik, üç kelimelik etiketler girmeniz size yararlı olacaktır. Yani itfaiye oyunları mesela. İşte bu çocuğa doğru kaydıracaktır benim videomu. Alanımı belli etmem gerekiyor. Ya da işte burada baktığınız zaman kırmızı, sarı, beyaz, yeşil, mavi bir ton şeyler var. Renkler var değil mi? Ama ben buraya renkleri öğreniyoruz. İşte renk öğretici videolar vesaire gibi. Böyle aranabilir genel rakiplerimin kullandığı kelimelerden de örnekler alarak video etiketini yazarsam daha iyi olacaktır. Bebek şarkıları, çocuk şarkıları, bebek videoları, funny kids, çocuk oyunları bunlar genel etiketler. Kırmızı balık videoları, ya kırmızı balıkla alakalı daha fazla etiket yazılabilirdi. Etiket kısmı biraz eksik doldurulmuş burada. Ama önemli değil. Baktığınız zaman yani kırmızı balık videoları, eğlenceli çocuk videoları, eğitici çocuk videoları tarzında video etiketlerini kullanmak size daha çok önerilme, rakiplerinizle birlikte önerilme ve alakalı sonuçlar elde etmenizi sağlar. Ha, tıkandınız mı? O zaman gelin buraya. En sonda yapacağınız şey şu. Kırmızı balıktı değil mi bu? İşte kırmızı balık gölde diyelim. Salladım şu an ben. Bakın bir takip programı kullanabilirsiniz. Şimdi etiketi yazarken arkadaşlar... İlla video etiketinde yer almasına gerekmiyor bir alacağınız kelimenin. İnsanların kullanmış olduğu başlıklardaki kelimeler de sizin video etiketleriniz olabilir. Yani işte açıklamasındaki kelimeler de sizin video etiketleriniz olabilir. Çok uçuk örnekler çıktı ama ben yine de örnek vereceğim. Şimdi baktığınız zaman insanların kullanmış olduğu etiketlere bir bakın. Nasıl yazmışlar? Yani 200 milyon izlenmiş 4 yılda. Tamam ama benim için burada örnek almam gereken şeyler yazmış olduğu kelimeler ve yazış şekli. Alın bunları örnek olarak. Siz çevire çevire biraz daha böyle hani güncelleyerek daha alakalı olanları çekerek olduğu gibi kopyalamayın kesinlikle. Yani siz burada mesela genel etiketler var. Mesela okul şarkıları, bebek şarkıları Türkçe yazmış gibi. İşte çocuk şarkıları 2016, 2018, 2015 diye etiket var. Alın siz de 2021 yazın yani. Bunlar size önerilme sağlayacak çünkü. Ne demek istediğimi sanırım anlatabildim. Video süresiyle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Sürelerinizi çok uzun tutmayın. Nedir bu çok uzunluktan kastımız? Yani sıkmamanız gerekiyor. Bunun süresini elbette ki ben bilemeyeceğim. Bunu siz bulacaksınız. Yani ortalama görüntülenme süresi bir önceki videoda işlediğim bir konuydu. Onu takip edin. Hangi uzunlukta videolar çektiğinizde insanların o videoyu daha fazla izlediğini çözün. O aralığı. Ve o aralıkta videolar atmaya sürekli olarak devam etmenizi rica ediyorum. Ve ne olursa olsun sık video atacaksınız. Rakiplerin büyükken bütün anahtar kelimelerde çok yüksek yazıyorken yani baktığınız zaman şuradaki rekabet
bütün anahtar kelimelerde çocuk kanalları çünkü zor gerçekten çok yüksekse benim tüm bu nacizane öğrendiğim şeyleri çok sık bir şekilde uygulamam gerekiyor. Ve bu sıklık nedir biliyor musunuz? Mümkünse her gün. Yani haftada bir video atarak, canım sıkıldıkça video atarak, elime cep telefonunu alıp videolar atarak gerçekten başarıyı çok zor yakalarsınız. Açık net konuşmak istiyorum size. Yani animasyona, prodüksiyona para döken kanallar varken elime cep telefonunu alıp ya işte biz bugün şuraya gittik markette çocuğumla çok eğlendik videosu arasında illaki fark olacaktır. Bu sizi tabii ki şevkinizi kırmak için değil. Yani rakipleriniz ciddi ve sık ve her videonuzda kendinizi bir tık daha geliştirerek video çekme anlamında, seslendirme anlamında, başlık anlamında, kapak fotoğrafı anlamında yavaş 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 büyüyeceksiniz zaten. Ama hala bu iş yapılabilir mi? Elbette ki yapılabilir. Emek varsa ekmek de olacaktır. Şimdilik benden bu kadar. Happy Eğitim kanalı, çocuk kanalı nasıl gelişir hakkında bu kadar size bir şeyler sunabiliyor. Görüşürüz yeni videolarımızda. Kendinize çok iyi bakın.